Evet arkadaşlar, bugün size yine bir kafa yarı videosu çekmek istedim. Bugünkü konum arkadaşlar, kafa yarı yapacağımız konu, kafalarımıza ayıracağımız konu, oyun delgileri. Evet. Eskiden arkadaşlar biliyorsunuz oyun delgileri vardı bol miktarda. Şimdi de var gerçi de hani pek rağbet görmüyorlar artık. Eskiden oyun delgisi diye bir şey vardı ve bugünkü teknoloji basını olarak bu teknolojik yönden ya da oyun yönünden bir basın camiası olarak işlev gören arkadaşların ana mesleğiydi. O dergilere içerik üretmek. Ve bir şekilde evrimleşip hani Twitch yayıncısı, YouTube yayıncısı, bilmem ne yayıncısına falan filan dönüştüler. Gerçi Twitch'te ben dergi mergi çıkarıp da Twitch'te takılan hiç görmedim de hep YouTube'da var genelde. Ne oldu da dergiler bitti. Şimdi arkadaşlar dergilerle ilgili bir kafa yarı yapacaksak dergiler basit birer YouTube kanalı, oyun ya da teknoloji üstüne yazıp çizen bir şeyler söyleyen basit birer YouTube kanalı değildi. Yani zamanında dergiler arkadaşlar bir kere dergilerin bir 3-5 tane işlevi vardı bana göre. O yüzden rağbet görüyorlardı. Şimdi adam bir soytarının teki çıkıyor. Kameraya böyle bir höt diyor, kafa atıyor, bilmem ne yapıyor. Milyonlar izleniyor, milyonlar abone kasıyor. Ama işte bu işe yıllarını vermiş, o dergileri falan çıkartmış adamlar. 50 bin abone, 100 bin abone, 250 bin abone, 500 bin abone. Hani milyonu bile bulamıyorlar. Niye? Esas bu işin şeyi, üstadları bu adamlardı. Ne oldu da bu adamlar böyle tutmaz oldu, popülerliklerini yitirdiler. Şimdi arkadaşlar YouTube'da bunu veremiyorlar. Kendileri de farkındalar tahminim. YouTube'da dergiyle verdiklerini veremiyorlar. Aslında aynı şey gibi geliyor çoğuna. Ben yazıyordum, ben oyun inceliyordum, ben oyun hakkında yorum yapıyordum. Ama dergide gidiyordu, burada gitmiyor. Niye? Şimdi arkadaşlar dergi bir ürün. YouTube'da video izlemek gibi, reklam karşılığında video izlemek gibi bir şey değil. Bir kere sen dergiyi rafa diziyorsun. Dergiyi rafa koyuyorsun şöyle. Bir ürün yani. Dergiyi rafa koyuyorsun ve diyorsun ki arkadaş bunun kapağına koyuyorsun. Şundan bahsettik, bundan bahsettik. Şu oyunu inceledik. Bu oyunun haberleri geldi. Nerede? Derginin içinde her şey. Nedir? Onu bir plastik jelatine şey yapıyorlar. İşte portland verdik diyor. Bilmem ne verdik diyor. Nerede? CD'nin içinde, DVD'nin içindeki. Bilmem ne oyununun da diyor tam sürümünü verdik diyor. Bitirilemeyen, milletin bitiremediği zor bir oyun. Konsollarda filan. Tam bir ürün. Bir içerik var, bir şey var ve kapakta reklamını yapıyor. İçeriğin tanıtımını yapıyor. Sonra diyor bir 5 liranı bırak, dergiyi al git. İçeriye ulaş. Şimdi dergi bunu yapıyordu. Bu bir. Yani içeriğini iyi reklam edip direkt parayı müşteriden peşin alıyordu. Ve müşteri o parayı inanın YouTube'da aradığını bulamayıp da dakikalarını, saatlerini harcayıp da bir sürü şey tıklayıp bir sürü reklam izlemektense o dergiye bir 5 lira 10 lira verip almayı daha iyi görüyordu eskiden oyuncularda. Bu işin takipçileri de okurları da. Çünkü mesela A kanalı. A kanalı bu hafta bu ay olan bitenle ilgili ne demiş? Neler araştırmış filan. Adam videolarına tek tek bakıyorsun. Bazen geyik muhabbeti yapmış adam. Bazen başka bir şey anlatmış. Herif dergi çıkartmış olsa İşte dergide mesela her şey yazılıdır. RTX 3080 Ti çıktı. Falanca 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 markalardan ürünler geldi, inceledik. Falanca markanın saat hızı şu, falanca markanın bu, falancanınki şu. Şu kadar o hız aşımı yapmış falanca marka, bu kadar yapmış, bu kadar yapmış. Bir yapmamış, işte fiyatlar şu. Biz denedik, işlerde en iyisi şu, bilmem neye göre de bu. Hepsini bir sayfaya sıkıştırıyordu adam. Şimdi videosunu bir saatte anca anlatıyor. Sıkıştırılmış konsantre büründü dergiler. Çünkü sen onun için boya basacaksın, mürekkep şey yapacaksın, dergiyi basacaksın. Bu bir maliyet ve şimdi video uzun olsun, tıklansın, reklam izlesinler diye uzatılan mevzular tam tersi kısaltılıyordu. Hatta editör uzun yazdıysa derginin şeyi, lideri gibi şeyi bakıyordu baş editörü. Onu kısaltıyor. Bir de onun elinden geçiyor sen görmeden okumadan önce. Tam bir üründü ve insanlara bir şeyler sunuyordu. Hani adam bilgisayara son 2 ayda çıkmış. Derginin en son çıkmasından bu yana çıkmış. Son 1-2 ayda çıkmış. Demo oyunları, PC için olan demo oyunları. Herif
edit şey yapıyor, derliyor. Onun için bir DVD bastırıyor ve diyor ki işte 40 adet demo oyun veriyoruz. Demo oyunu da veren adamlar bundan şikayetçi değil. Çok güzel. Zaten demonun maksadı zaten insanlar denesin, insanlar test etsin. Reklamı yani, oyunun reklamı. Demoyu şey yapanlardan belki bir telif bile ödenmiyor o demolara. Tam tersine sizin de demonuzu koyacağız. Siz de bir 3-5 bir şeyler atın diye. Tam tersine demoyu yayınladıkları için oyun sahiplerinden biraz 3-5 bir şeyler para alıyorlardı. Ve işte demo yayınlıyorlardı. Portlam, ücretsiz portlam yayınlıyor. Mesela biri internete bir portlamı ücretsiz olarak sunduysa internet üzerinden kullanıcılara, bu adam bir dergi vasıtasıyla o portlamın yayılmasını ister. İstemez değil, ister. Niye? Çünkü dediğim gibi adam zaten ücretsiz yapmış. Demek ki kendi reklamını falan yapmaya çalışıyor. Mesela adam yani dergi satın aldığında hani araç verirdi. Ya resim düzenlemek için 5 tane araç verdik abi. Hepsini kur tamamen ücretsiz. Bir iki tane de ücretli ama deneme sürümü de 30 gün. 30 günde denersin yani. Bu şekilde 5 tane resim düzenleme portlamı verdik sana. İşte 5 tane video editleme portlamı verdik. İşte 5 tane bilmem ne verdik. Kendi oyununu yap. Oyunun üstünde editör olan, editör modu olan bir oyun bulduk. İşte ücretsiz hem de. Öyle öyle ille de bir içerikler koyuyorlardı arkadaşlar. Dergilere insanlar. Ve bu sadece bir şey. Yani bu ne manaya geliyor? O zaman internet yaygın değildi arkadaşlar. Ve insanların interneti o dergilerdi. Oyun oynayanların, teknolojiyi takip edenlerin, hatta konsol oyuncularının interneti o dergilerdi. Bugünkü PS Plus, bilmem Game Pass bilmem ne, o online oyun satın alma, oyun şey yapma falan filan, online oynama veya şeyin Sony'nin veya işte Xbox'un verdiği oyunları oynama sistemi o gün için. Aha da bu dergilerdi işte. Demolar dergiler üzerinden veriliyordu. İşte bilmem neler veriliyordu. Portlamları dergi şeyleri, editörleri filan derleyip sunuyordu kullanıcılar. Yani bir bilgisayar için internetin olmasın sorun değil. Bir güzel bir dergi alıyorsun. Yanında demo CD'si çıkıyor. Portlam CD'leri çıkıyor bilmem ne. Çıkıyor da çıkıyor. Mesela benim bir arkadaşım vardı, bunun arşivini yapıyordu bazı dergilerin. Türk dergilerinin. Adam şeydi yani, böyle CD'leri de içine koymuş dergilerini okuduktan sonra. Kaldırmış. Falanca derginin falanca sayısı, abonelik vardı, yıllık abonelik olanlar daha uyguna gelsin diye. Yani bu internette arkadaşlar. Hatta mesela şeyde İngilizce çıkıyordu galiba, PlayStation'ın, PlayStation Magazine diye bir dergi çıkıyordu. O da İngilizceydi galiba ve sanki makinenin üstünden veriyordu, demo diskleri falan geliyordu. Cheat diskleri, hile diskleri ve demo diskleri falan vardı oyunların. PlayStation aldığında, PlayStation 1 aldığında PlayStation 1'in yanına mı geliyordu? Dergi olarak mı satıyorlardı onu? Tam hatırlamıyorum. Türkçesine de rast gelmedim sanki o PC, PlayStation magazinin sanki. Hani konsollar üzerine mi dersin? Bütün hem konsol hem bilgisayar, sadece bilgisayar oyunları, sadece oyun değil. Oyun o derginin işte 100 sayfalık adam dergi çıkarmış. Kalınca bir dergi çıkarmış. Onun demiş 20 sayfasını oyuna ayırayım demiş. Şöyle bir yani detaylı bir dergi çıkartmış. Hani orada bir emek var. Emeği direkt görüyorsun. YouTube'da adam şu an o emeği gösteremiyor. Adam direkt çıkıp anlatıyor. Selamünaleyküm, aleykümselam. Eskiden dergilerde içeriğimizi çıkar, demomuzu göster, ücretsiz portlamamızı ver, reklamımızı yap diye para veren, ürün yollayan adamlar şimdilik YouTube'a bir incelemesini çekiyor adam. O aynı derginin editörü, aynı derginin yazarı bir inceleme çekiyor. Firma benim diyor falanca müziğimi koymuşsun o video diye telif atıyor şimdi. Aynı adama. Daha önce para verdiği adama dergide. Çünkü dergi arkadaşlar hiç kimsenin hiçbir şeyini almadan sırf bir içerik üreten sanat eseri, fikir eseri üretiyor. Dergilerin yapısı bile enteresan. Yani o dergiyi okumak, çizgi roman okumak gibi his veriyor insana dergilere. Özellikle oyunlarla ilgili. Hani kitabını okumak gibi. Ben iyi hatırlıyorum. Mesela Resident Evil 3'ü ben bir türlü bitiremiyordum. PlayStation 1'de bir türlü bitiremiyordum. Bitirdim. Bir başka arkadaşımın galiba yardımıyla galiba. Daha sonraları bir oyun dergisinde bir şeyde Resident Evil 3'ün tam çözümünü gördüm. Ama adam nasıl yazmış? İşte 2 sayfa mıydı? 4 sayfa mı ne? Ya birkaç yaprak sayfa yani. Adam oraya sıkıştırıyor o içeriği ve yani adım adım sana film anlatır, hikaye anlatır gibi. Ha, Resident Evil 3 Nemesis'in sanki
özeti bir şekilde, yani uzun bir kitapmıştı o, uzun bir hikayeymişti. Özetini çeker vermişler sana gibisinden. Hem hikayeyi biraz anlıyorsun, hem nerede ne yapacağını tam sana adım adım söylüyor. Oyun içinde de güzel görseller bulup koyuyorlardı. İki kare resim koyuyor baba yazı, ama o iki kare resim sana nasıl hissettiriyor? İşte mesela şeyi şu, hiç benim oynamayı, oynamam yani. Role playing game oynamam ben. Abi bir sürü yazı çıkıyor, sen ne yapacaksın? Peki burada şu şöyle oldu, bir sürü diyalog. Diyalog girdi miydi ben, hadi eyvallah der giderim yani. Oyun aksiyon olacak yani, bir aksiyon döneceğim oyunda. Böyle role playing oynamam, RPG oynamam. Vampire the Masquerade Bloodlines. Böyle bir oyun çıkacak. Çıkacak bakın. Bunun için ikincisinin çıkacağını konuşuyorlar şu anda. Birincisi efsane oldu. O RPG sevenler arasında çok fantastik bir oyundur. Ama ben oynamadığım, oynamayacağım halde o oyun daha çıkacakken ben ön incelemesi gibi bir şeyini, ben reklam tanıtım yazısı gibi bir şeyini okumuştum. Bir dergide hatırlıyorum. Ya adam öyle bir anlatmış ki, bir vampirli bir roman okuyormuş gibi tadı veriyordu. Yani o, ben o dergiyi satın aldığımda sanki vampirli bir şey, roman bir şey alıp da okuyormuşum gibi bir hissiyat yarattı bende. İşte gece kalkıyor, bilmem ne bir karakteri anlatıyorum diyor. Gece kalkıyor, işte uyanıyor kendinde değilken. Kasabın canlarını kırıp etleri yiyor, koyun etlerini yiyor. Çünkü vampir olmuş, farkında değil. Isırılmış vampirler tarafından. İşte gece bilmem neler olduğunu, bir de kız kaçırılmış filan, bilmem neler, dükkanın camları kırılmış, o kırılmış. Sabah uyandığında etrafını kanlar içinde buluyor yatağında yatarken. İşte ne olduğunu anlayamıyor, kırık cama bakıyor, manasır manasır falan filan. Öyle adam roman mı anlatır gibi anlatmıştı oyunu ve ben üf ne oyunmuş abi dedim. Macera bir şey sandım. RPG anlatıyormuş herif yani. RPG bir oyunu anlatıyormuş. Hani şeyin de, o vampire şeyin de çok güzel resimleri falan var, karakterleri falan. Böyle bir kızı tutmuş adam, elinde de tüfeği tutmuş, şeyin pompanın çifteli kırmanın ucu kısaltılmış falan. Böyle bir şey, kare. Hani ne oyunuymuş ha bu diyorsun. O kadar ballandıra ballandıra anlatıyor ve bir noktada oyunu anlatmayı bırakıp bir hayal dünyasına bambaşka bir şeye dönüştürüyor. Hani biz bu Resident Evil 2 şeydi, efsaneviydi. Yok işte Mortal Kombat'lar efsaneydi bir ATS sonundaki oyunlar. Bilmem ne çok, şu oynadım, şu oynadım, Final Fight çok iyiydi, bilmem neydi. Ölmez eser, işte 10 yıl sonra da geçse arada yine oynarsa falan diyoruz, abartıyoruz bazen. Bunu yeni nesil bir oyuncuya, 18 yaşında, 15 yaşında bir oyuncuya göstersem belki de ya bu ne abi, bunu mu oynayacağım der, beğenmedim falan der belki de. Bize tabii o hakaret gibi gelirse, Final Fight'ı nasıl beğenmezsin? O zamanlar arkadaşlar oyun dergileri hem internetimizdi, hem bilgi kaynağımızdı, haber kaynağımızdı, yani YouTube'umuzdu. İnternetimizdi, demo satın alma, demo görme, demo deneme. Portlam deneme kaynağımızdı. Portlam kaynağımızdı. Demo oyun kaynağımızdı. Çünkü o zamanlar kimsenin interneti yok, bir şey yok. O demolar bir, tam bir can suyu yani. İlk defa görüyorsun. İlk defa görüyorsun. O demoda işte bazı oyunları ilk defa görüyorsun. Hatta ben hatırlarım yani, adam 4 DVD basmıştı bir dergiye. Bir dergi 4 DVD'ydi. Hem de adam tekli de değil. Çift katman. 8'liydi galiba. 8 GB'lık DVD'lere basmış. 4 GB'lara değil, 4.7'lere değil. Ve herif şey koymuş yani. İşte oynaması ücretsiz olan, ücretsiz dağıtılan bir DVD'yi ücretsiz olan oyunlarla doldurmuş. 10 tane, 12 tane falan tam sürüm oyun vermiş. Ama işte şey, şu indie falan dediğim şu anda oyunların tarzına, küçük geliştiricilerin tarzı şey, oyunları, yapımları. Geri kalan bir DVD'ye portlam sıkıştırmış, bol portlam koymuş, denemesi, deneme süresi olan, bir aylık falan deneme süresi olan ya da ücretsiz programlarla doldurmuş. Tür tür kategorize etmiş, DVD'nin içine ayırmış. İşte efendime söyleyeyim, iki tane DVD'yi de herif 8'lik hem de yani çift katman DVD'yi şey yapmıştı. Böyle 60-70 tane toplamda demo oyun var. Demoları toplayıp vermiş. Hangi dergiydi şimdi onu aldım, unuttum ama bir dergi öyle bir şey vermişti.
Zamanında internet kaynağımız, bilmem ne kaynağımız hepsi dergiydi. Ve bu dergileri çıkaran insanlar da şu an sudan çıkmış balık gibiler. Yani niye gitmiyor? Niye gitmiyor? O dergi satılırdı. Hani bilmem ne olurdu. İyi giderdi. Herkes onu tutardı. Şimdi YouTube kanalı açtım. Tınlayan yok. O içeriği şimdi ben söylüyorum. Ama işte şimdi de arkadaşlar sen, adam seni görmüyor. Adam seni görmüyor. Dergi için konuşuyorum. Sen belki 150 kilo, 180 kilo bir obezite, bir şişman bir adamsın. Ya da bir bayansın ve çok aşırı şişmansın. Çok çirkinsin. Adam görmüyor ki. Satın alan okur görmüyor onu. Senin o editoryal içeriğine bakıyor sadece. Yaptığın içerik iş önemli. İdi. Şimdi adam bakıyorsun, adam oyun şeyinden konuşuyor, bilmem ne. Ama bakıyorsun ağzı yüzü güzel değil diye. Adam tıklanmıyor. Tipin güzel olacak. Dekolte veren kız olacak herhalde yani. Şimdi öyle oldu. Ve işte bir makyaj kanalı açıyor bir genç bir hanım. Biraz da açıyor şuralarını, biraz dekoltesini de. Çok gizlemiyor diyelim. Açıyor demeyelim de. Halbuki de balık etli bir hanım yani. Şey de değil yani öyle. Manken vücutlu 90-60-90 falan filan değil. Öyle yani hafif de balık etli bir bayan. Oturuyor benim şu an çekildiğim gibi kameraya böyle bir vesikalık şeklinde böyle göğüsten yukarısını falan çekiyor. Ve işte diyor ya işte böyle allık sırırsın, şuraya bilmem ne sırırsın. Ha milyonla tıklan. Milyonla tıklanıyorlar. İşte dediğim gibi o Çatır Çutur diye bir tane YouTuber'imiz var. Emrullah Çatır Çutur. Çok dadanak kafayı vuruyor, çok dadanak. Her gün her bir oyun bilmem ne arkadaşlar diyor. Ulan hepsi 8 yaşında çocuklar kitlesi de. Olsun abi. Show dünyası artık bu adamların şeyi YouTube'a geçti ve dediğim gibi oyun dergileri bitti. Ama arkadaşlar oyun dergilerini o zamanlar çıkaran adamlar o oyun dergilerine yazı yazmayı, editöryel içerik çıkarmayı biliyorlar ama pazarlamayı bilmiyorlar. O pazarlamayı dergi olarak pazarlamayı da genler bulmadılar. Hazıra kondular. Yurt dışında yabancılar o dergileri yapmayı, çıkartmayı buldu, icat etti. Bizimkileri alıp kopyalayıp çıkarttı. Film çeker gibi. İşte Rambo'yu çekiyor adam. Sen de diyorsun burada Rambo benzeri bir film çekelim. Rocky'yi çekiyor adam. Sen de diyorsun Rocky benzeri bir film çekelim. Kopya. Şimdi dergilerde de arkadaşlar bu adamlar iyi içerik üretti. Bilmem ne tamam çalıştırır edindiler ama pazarlamayı bilmiyorlardı. Pazarlamayı da dergi temasında yaptığın zaman dergi kendini pazarlamış oluyor dedim ya. Bitmiş içerik olan, demosu olan, bilmem nesi olan, programı olan, ücretsiz programı olan, bilgi kaynağı olan, ön inceleme, bilgi veren, takıldığın yerleri geçeceğin şekilde oyunlar, zor oyunlar için tam çözüm, türlü türlü şey veren bir şeydi. Böyle rafta duruyor. Hatta onları da poşete basılı şekilde, poşete yırtılmayacak şekilde poşetli yaparlardı ki içinde CD'si var düşmesin falan gibisinden. Aslında o işin bahanesi yani. Kapağı görsün, iki yaprak açıp okuyamazsın. Onu satın alsın çok merak ediyorsan. Dikilirsin, dergilere bakarsın. Böyle eskiden öyle dergiciler vardı, dergi satan yerler, gazetecilere falan. Şimdi de var, şimdi bitmiş değil. Yaygın değil sadece. Bakardın dergilere, bir tanesi de alır giderdin yani sonuçta. Meraktan alırdın sırf. Şimdi bu adamlar, devran değişti. Artık o dergide sundukları şeyleri sunabilirler aslında internetten. Aslında daha çok şans var ellerinde. Ama sunmuyorlar, sunamıyorlar. Çünkü dediğim gibi bu adamlar zaten pazarlamayı bilmiyordu. Benim gibi biraz oyuna, bilmem teknolojiye aklı yetecek adamlar toplandı. Almanya'da bu işin dergisi çıkıyormuş. Biz de yapalım. Fransa'da bu iş üstüne kafa yoran editörler var. Biz de yapalım. Taklit de zaten başlamışlar. Türkiye'de icat edilmedi dergi olayı. Ve o yabancılar bazen de birebir Türkçe'ye çeviriyor işte adam iyi İngilizcesi, iyi Almancası var alıyor çeviriyor. Aynı içerik, tercüme, kitap tercümesi gibi yani. Kitap bazen insanlar tercüme ediyor, kendileri yazmış gibi. Ona da arada para kazanıyor ama kitabı yazan başka. Şimdi arkadaşlar zaten pazarlamayı bilmedikleri için dergiyi kendileri icat edip etmediler. Derginin icadı zaten bir pazarlamak şeyi, numarası. 1000 tane numara dönüyor derginin üstünde yani. Ama bunu genler icat etmediği bilmedikleri için çok da ilerletemiyor. Şu an mesela oturup da kara kara düşünüp de biz dergilerle demo oyun verirdik. Şimdi niye vermiyoruz? Şimdi de ben YouTube kanalımda işte
Mesela adam Resident Evil 3'ü şey yapıyor. Hani Steam üzerinde PlayStation kullanıyorsan şuradan en azından onun linkini ver. Steam üzerinden mesela linkini ver. Resident Evil 3 demo'nun linkini ver mesela. İşte ne bileyim. Yani linklerini bile veremiyorlar. Artık yani bu oyunu denemek istiyorsanız alın demosunu deneyin arkadaşlar falan diye adam onu bile paylaşmıyor. İşte dediğim gibi oyunun içinde gizlilik hiç mi yok artık oyunların içinde? Mesela gizlilikleri bulup paylaşmıyorlar. Oyunları zar zor oynuyorlar. Oyunların içindeki gizlilikleri falan bulmuyorlar. Araştırmıyorlar bile. Hani dediğim gibi zaten bu adamlar iyi içerik ürettiler tamam zamanda ama o dergileri kendileri icat etmediği için işin pazarlama kısmında da sıfıra yakınlardı. Bu videoyu da burada bu kafa yanında burada bitirelim. Dediğim gibi arkadaşlar eskiden dergimiz vardı ve şimdilik dergimiz yok maalesef. Yerini dolduracak internet kaynakları da bence tam manasıyla yerini bence doldurmuyor arkadaşlar maalesef.